vajinosmus tedavisi ne kadar sürer? Öncelikle bu bir hastalık değil arkadaşlar. Vajinosmus bir hastalık değil. Onun için de bunu tedavi olarak aslında yorumlamayı çok sevmiyorum. Peki vajinosmus ne? Bedenin herhangi bir nedenden dolayı cinsel eyleme karşı geliştirdiği yanlış bir davranış kalıbı. Ne oluyor vajinosmusta? Zihin bir nedenden dolayı penis almayı reddediyor. Ya korkuyor, ya endişeleniyor. Korkunun altında genellikle toplumsal negatif hipnozlar var. Yalan yanlış şehir efsaneleri var. Her nedense herkesin hikayesi farklı. Bazen yaşanmış taciz olayları var ve beden kendisini hep savunma ihtiyacı hissettiğinden bir davranış geliştiriyor ve bu davranışın değişmesi gerekiyor vajinosmus tedavisinde. Yani beden bir davranışı öğrenecek. Yanlış öğrendiği bir davranışı, yanlış öğrendiği bir bilgiden dolayı refleks haline gelen bir davranışı değiştirmeyi öğrenecek. Öğrenmenin kuralı belli arkadaşlar. Bedene bir şeyi öğretmek istiyorsak, düzenli ve gerektiği sıklıkta onu hatırlatmak lazım. Zihin bir bilgiyi yeniden öğrenmesi gerekiyorsa, doğru bilgiyle çokça muhatap olması lazım. Yani beden bir şeyi öğrenecek. Ne kadar sürede öğrenmesi sizin atacağınız adımlara bağlı. Arkadaşlar size tavsiyem, vajinosmus sorununu çözmeye karar verdiğinizde lütfen süreye takılmayın. Kim ne kadar da ne kadar sürede çözüyor, hele hele bu konulara hiç girmeyin. Çünkü herkesin yürüme hızı farklı. Herkesin hikayesi farklı. Siz enerjinizi sadece eğer bir rehber eşliğinde ilerliyorsanız size rehberlik yapan kişinin dediklerine harcayın enerjinizi. Yani öğrenmeyi. Beden muhakkak ve muhakkak eninde sonunda penis almayı öğrenecektir. Neden? Çünkü fıtratı böyle. Yani nasıl eninde sonunda bir çocuk yürümeyi öğreniyorsa, eninde sonunda okumayı yazmayı öğreniyorsak, eğer gerekenleri yaptığımızda yüzmeyi öğreniyorsak, konuşmayı öğreniyorsak, aynen bunun gibi. Çünkü bu bedenin aslında bildik bir hikayesi. Yani bedenin programında zaten cinsel birleşme var. Beden bunu biliyor. Ne oldu? Yıllar içinde şu veya bu nedenle bu bilginin üzerine yanlış ve kirli bilgiler geldi veya bir takım tatsız olaylar yaşadınız. Beden kendini koruma refleksi geliştirdi. Ve neyi öğrendi beden? Kendisini korumayı öğrendi. Sürekli beden kasıldı ve koruma refleksi içindeyken gerçek bilgiden uzaklaştı. Yapılacak iş belli, doğru bilgi gelecek ve beden gevşemeyi, bırakmayı, hak ettiğini yaşamayı öğrenecek. Öğrenme süreci tamamen size bağlı. Sizin neyinize bağlı? Gayretinize, adım atma hızınıza. Lütfen süreye takılmadan siz anda kalın ve yapmanız gerekenleri yapın. Buna odaklanın. Bedende zaten en derinlerde bu bilgi var. Sevgiyle kalın.